Evet başlayalım Dostlar Bitcoin son dakika videosundan herkese selamlar Hepiniz hoş geldiniz. hızlı bir değerlendirme yapacağız an itibariyle Bitcoin 51.581 dolarda 51.945 dolardaki direncine bayağı bir yaklaştı an itibariyle direnç testlerini teşbeşe yapmaya başladık Peki Bitcoin neden yükseldi yükselişin arkasında yatan nedenlerle ne? onları tartışacağız güzel bir kısa bir video olsun istiyorum bilgilendirme videosu olsun istiyorum Yalnız bir saniyenizi isteyeceğim. Discord 24 saat canlı yayın kapandı ben yayına girince, videoyu açınca onu bir daha verelim. Hemen panik yaptılar. Discord'dakilerin 24 saat canlı yayına bu kadar çok önem vermesi beni mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Buradan da kazanç sağlıyorsunuz biliyorum. Anlayayım ben de göremiyorum demişler. Bir saniye verdim. Evet tamam. Discord'un canlı yayını verdiğimize göre biz devam edebiliriz. Şimdi tam ekranla yayına devam edeceğim. Sonra ekranı sizlerle paylaşacağım. Tam ekranla devam etmek istememin nedeni arkadaki ısı haritasını takip etmek istiyorum. Beraber bir ısı haritasını takip edelim. Şimdi Bitcoin bugün neden yükseldi? Bunu Twitter'da da paylaştım. Takip etmeyenler varsa Twitter adresinden bizi takip edebilir. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilir. Diğer bütün ayrıcalıklardan daha hızlı faydalanabilmek adına da katıl üyesi olarak Discord'a gelebilirsiniz. Discord'dan okuyayım. Twitter'dan okumayalım. Twitter'a da paylaştım ama aynı yazı. 220 milyon dolar değerinde açık pozisyon. Yüklü long pozisyonlar açılarak köşeye sıkıştırılıp kapattırıldı. 50 milyon dolarlık kısmı tasfiye oldu. Küçük çaplı bir short squeeze geldi. Dün fiyatı 50 bin 48 bin dolar arasında indiğinde bu süreçte fonlama sürekli düştü ve short yoğunluğu onun oluşmuştu. Son yükselişlerle bu short pozisyonları dışarı atmış oldular. Altına da not almışım. Göstere göstere o parayı yedirmezler. İşte scalp işlemler ve canlı takip bu yüzden çok önemli. Bizler scalp yapıyoruz. Bu tarz dalgalanmalarda içeride kalmamayı başarıyoruz. Tam tersi kazanç elde etmeyi başarabiliyoruz. E spot piyasadakiler tabi mutlu. Bitcoin bin üzerine gitti. Ethereum 2749 dolar yaptı. Son şu an 115 dolarda. Cardano güzel bir pik yapıyor. 57 dolarlara geldi. Polkadot güzel canlandı. E, doğal olarak spot piyasadakiler gayet memnun. Ama kaldıraç tarafında shortta bu 220 milyon dolar değerindeki açık pozlarla ilgili yapılan baskı ve 50 milyon dolarlık kayıp da Short pozisyonlarda likitte olan arkadaşlarıma geçmiş olsun. Bizim kanalda öyle bir durum söz konusu değil. Biz pozisyonlarımızı uzun süre tutmuyoruz bizim poz, e, pozisyonlarımız scalp en fazla yarım saat 15 dakika tutuyoruz. E, 24 saat canlı yayın ekranında açık olduğu için piyasa tersine gittiğinde hemen tersine çevirdiği bir buton var. Onu kullanıyoruz. İşlemi tersine çevirip ekranları takip ederek paramızı kaptırmıyoruz çakala çikola. İşin detayı kaldıraç dün canlı yayında da söyledim. Futures tahtası, futures tarafı piyasayı domine ediyor. Orada yüklü açılan işlemler Bitcoin'e yön veriyor. E doğal olarak dün ben de dahil hepimiz Amerika'dan gelen enflasyon verisi sonrası Bitcoin'in destek bekledik. En azından 46 bin dolarlara kadar bir geri çekilmeyle oradaki long pozisyonlarına tasfiye edilmesini bekledik. E bunu bekleyen o kadar çok fazla yatırımcı vardı ki 220 milyon dolarlık bir hacim oluşturmuşlar short tahtası üzerinde. Bunu gören bazı ensesi kalın abilerimiz ya da market maker piyasanın tam tersine çok daha yüklü bir long pozisyon açarak buradan gelir elde ettiler. Öyle az buzlu bir gelir değil yalnız 50 milyon dolarlık gelir elde ettiler. Allah razı olsun onlardan, bizi düşmekten kurtardılar. Ama burada şöyle bir sıkıntı başlıyor. Şimdi hemen ekranlarda sizin gördüğünüz gibi arkada benim ısı haritalarımdan bir tanesi açık. Burası tasfiye bölümü. E, açılan pozisyonların bölümü, özür dilerim. Birazdan da tasfiye bölümüne gireceğiz beraber. E, bunu niye ana ekrana vermiyorum, ana bilgisayara vermiyorum? Çünkü yayını kastırabilir internet üzerinde, o yüzden vermiyorum. E, şimdi High Block Capital, üye olmak isteyenler 100 dolar ödeyip aylık aboneliğini alabilir. Aylık 100 dolardır Highblock Capital. Kaldıraç işi yapıyorsanız da spot piyasa yapıyorsanız da piyasanın nereye gidebileceğini takip edebilmek adına size en güzel yol gösteren ekranlardan bir tanesidir Highblock Capital. Şimdi burada pozisyonlar var. Gördüğünüz gibi bütün pozisyonlar 51.600 dolarda patlatıldı. Yani Bitcoin 51.600 dolara geldiğinde artık hiçbir Short pozisyonu kalmamıştı ve 51.600 dolara kadar 50 milyon dolarlık bir likitasyon oluşturdular. 220 milyon dolar değerinde short pozisyonların da kapanmasını sağladılar. Şimdi burada iki tane olay var. Birincisi 50 milyon dolarlık tasfiye eyvallah ama 220 milyon dolarlık pozisyonun kapatılması, oraya itmeleri piyasayı, Bitcoin'i yukarıya taşımak istemelerinden kaynaklı. E peki bu bir tuzak mı? E çünkü 46 bin dolardan beri taşınan long pozisyonlar var, özellikle bu bölgede. Hemen şöyle ekranlardan göremiyorsunuz ama ben buradan detaylı görmek istiyorum. Tam şuradan geliyor. İlk pozisyonlar sevgili dostlar şurada 38.545 dolarda açılmış. 38.545'ten beri taşınan long pozisyonlar var. Yaklaşık işte e, 77 milyon dolara yakın bir pozisyon burası ve bu pozisyonlar hala da kapatılmış değil. Yani hala da long pozisyonlar taşınıyor. Bir sonraki pozisyonlar 42.665 dolar'dan açılmış. Zaten 42300 kırıldı ama biz Bitcoin'i satın aldık. Hemen tekrar Bitcoin Ethereum'u devreye soktuk. Dedik ki 42300 kırıldı gideceğiz herhalde. Alalım Bitcoin Ethereum'u aldık. Burada long pozisyonlar da yeniden açılmış. Benim anladığım şu bu tahtaya baktığımda bir diğer pozisyonlarsa ise 46.000 dolardan açılmış. 46.600 bandından açılmış. Şimdi açılan pozisyonlarla ilgili şöyle bir tahtamız daha var. Yine High Block Capital'de. <laughs> bu da açılan işlemlerin miktarlarını ve seviyelerini gösteren başka bir bölüm. Burası likidasyon bölümü bu arada Şimdi bu bölgede şöyle bir durum söz konusu. Bitcoin itibariyle bakın yukarıya doğru görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ekran çok parlak olduğu için muhtemelen göremiyorsunuz. Karatsam görebilir misiniz? Bir bakalım buna. Hmm, muhtemelen karartınca da göremezsiniz. Ben size direkt olarak otomatik olarak söyleyeyim. 52 bin dolarda likidi de olabilecek olan Emir var, 52 bin dolarlık edilebilecek olan emir var. 52 029 olarak gözüküyor. bitki 51 bin yapabildi en yüksek seviyesi. 52 bin da var ama e, an itibariyle yaklaşık 49 bin kaçmış burası? 49 bin 500, 49 ,800 arasında açılmış olan. Bütün pozisyonlar, bütün short pozisyonlar 50 ve 51 binde dahil açılmış olan bütün short pozisyonlar likidi edildi. Yani yukarıya doğru temizlenecek hiçbir şey kalmadı, kanal kalmadı. Herkesi temizlediler. Şimdi burada neyi beklemeliyiz? Bizim için en önemli konu o. neyi beklemeliyiz? Beklememiz gereken şey ne? Geçmişten bugüne açılan işlemin likide seviyesine bakalım. 46.410 dolarmış. 46.410 dolar. Notumuzu aldık. 46.410 dolar. Şimdi biz normal ekranımıza geri gelelim. 46.410 dolar. Şimdi Bitcoin tatlısına bir bakalım. Ben kendimi hemen şöyle kenara alayım. E, 24 saat canlı yayını izleyen Discord ailesi bana birazcık zaman tanıyacak. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim Bitcoin cephesine. Bitcoin'de bizim için ilk direnç noktası neresi? Tam olarak burası. Burası 78.6 50.200 dolardan geçiyor. 78.6 bölgesi ve ben canlı yayında diyor şunu dile getirdim. Ben sattığım 50.200 üzerinde kalıcılık sağlarsa, yani 4 saatlik mum kapatırsa bir daha alırım dedim. Bir daha alırım bu kadar basit. Şimdi bana Twitter'dan sitem ediyorlar işte. E, Bitcoin 49.800 pardon özür diliyorum. 49.800 dolar üzerinde e, 4 saatlik bunu kapatırsa bir daha alırım dedim. 49.800. E 49.800 üzerinde bir bakalım. 49.700, 49.800. Bu ikinci man şeyde mumda. Ben aldım. Burada aldım. Aldıktan sonra yukarı doğru gitti. Bu bölgede Ethereum'un Bitcoin'i geri aldım. E şimdi ardından da paylaştım Twitter'a. Dedim ki ya ben 3 Bitcoin'imi, Ethereum'u geri aldım. E seviyeyi de revize ediyorum. Artık 48.900 benim için önemli bir destek noktası değildir. Farkındaysanız destek noktaları arasında da yok. Bu saatten sonra benim için önemli olan destek noktası Fibonacci 78.6 olan 50 e, 50.200 dolardır. 50.200 dolar altına giderse gene satarım. Üzerinde kaldığı sürece de tutarım. Bu spot piyasa için konuşuyorum. Scalp kaldıracı zaten yapıyoruz bir yandan. E sitem ediyorsunuz. Diyorsun ki işte aldıktan bilmem kaç saat sonra bize yazıyorsun. Ne işte bir de hakaret etmişler bana. Ya arkadaş dünkü canlı yayını izledin mi sen? İzledin. Sana ben söyledim mi? Söyledim. 49.800 üzerinde kalıcılık sağlarsa ben alırım dedim mi? Dedim. Ne yapayım her aldığımı size yazayım mı? Ben bunu aldım, ben bunu aldım, ben bunu aldım. Yazamam ki. Yazamam. Yazamam. Discord'a yazıyorum. İşlerimi hallediyorum. Ondan sonra geliyorum Twitter'a da yazıyorum. Mesela Instagram'a yazmadım bile örnek veriyorum. O zaman katılıyorsa olacaksın. Cimrilik yapmayıp bana küfür edeceğine 150 liralık üye, üyeliği alacaksın kardeşim. Yani bu kadar basit. Ya açık açık her şeyi anlatmamıza rağmen biz bir türlü anlaşamıyoruz ortak yolda. Ortak paydada buluştuklarımız mesaj atıyor. Ortak paydada buluştuklarımız mesaj atıyor. Bir tane mesajımızı okuyalım. Çok da mutlu oldum. İsim vermem doğru olur mu bilmiyorum. İsim vermesem de iyi olur aslında ama üyelerimizden birisi uzun zamandır da üyemiz. Bakın bugün saat kaçta atmış mesajı bana bugün 11.25'te öğlen. Biz bugün uyumadık da Bitcoin yükseldiği için. Demiş ki Savaş Hocam öncelikle sevgiler gününüz kutlu olsun. Sayende scalp işlemlerde gerçek anlamda para kazanmaya başladım. İyi ki varsın çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi gönülden seviliyorsunuz demiş. Nazar boncuğu koymuş, gülen surat koymuş, alkış koymuş. Ben de kendisine sesli mesaj attım. Dedim, Allah razı olsun. Ya bizim amacımız sizin para kazanmanız. Ne şaklabanlığı ne şarlatanlığı yapmaya ihtiyacım var mı benim sana? Senden bir gelirim de yok benim. Gereksiz yorum yapıyorsun. Bir de dolandırıcılarla uğraşıyoruz. Bu ara oralara girmeyeceğim. Biz Bitcoin'e geri dönelim. Bitcoin'in şu anki ilk direnç noktası 53.782 dolar sevgili dostlar. Yalnız benim kafamı inanılmaz karıştıran bir durum var. Az önce de ısı haritasında 46.410 dolara kadar geri çekilmede tasfiye edilecek Aynı bu şöyle short pozisyonları bugün patlattıkları gibi patlatılabilecek çok sayıda long pozisyon var. Ve birçoğu pozisyonları hala daha kapatmış değil. Bitcoin'i 46'ya basabilirler mi? Böyle anlık bir iğne atıp pat diye kendimizi bir 46'da görüp ondan sonra Bitcoin kaldığı yerden devam edebilir mi? Hazır Amerika'da da ekonomik veriler pek iyi gelmiyorken işte her FED üyesi çıkıp da yaptığı basın açıklamasında bir sıkılaşmamıza devam edeceğiz. Şimdilik bir faiz indirimi söz konusu değil gibi klasikleşmiş e, yorumları yaparken, Powell'ın ağzından konuşurken daha dün önümüzdeki süreçte 3-4 tane faiz indirimi olması gerektiğini savunuyorum diyen bir FED üyesi bile çıkıp bugün Twitter'ında işte faiz indirimlerinin şimdilik olmaması gerektiğini ben de artık düşünmeye başladım diye bir tweet atabiliyorsa piyasayı bu kadar sıkıştırmışlarken market maker bunu kullanır mı? E market maker shortları patlattı. Çok yakın pozisyonlardan açılmış shortlar vardı. Yani 46'daki shortu longu patlatmak o kadar kolay değil 50 bin dolardan. Çünkü ona göre önlem almıştır. Pozisyonları taşımışlardır yatırımcı. Eğer mantıklı profesyonel bir yatırımcıysa 46'dan 46 410'dan açtığı işlemi Bitcoin yükseldikçe stop yükselmek amaçlı yukarı doğru taşımıştır pozisyonunu. Yani 46'ya bile baskılamadan pozisyonların tamamını da kapatabilir yatırımcı. Çok az bir kısım likitte edilebilir. Hazır orada 220 milyon dolar canlı canlı taze taze dururken market maker ve ensesi kalın o iki abim. Sadece bir tanesi 100 milyon dolar para soktu bu arada içeriye. O iki abi ve onun arkasındaki ekip yani maker yani borsalar yani ya da borsa piyasa yapıcı kaç para soktunuz içeri ben biliyorum. Ama sıcak, taze, likidasyon seviyesi çok düşük, anlık bir iğneyle işlemleri kapatamadan aradan ne vururuzu yaptılar. Biz buna vurgun diyoruz. Çok kısa bir şekilde vurgun. Asıl şarlatanlık bu. Bu bir vurgun. Bakın 4 saatlik tek bir iğne. Bitcoin 78.6'yı kırıyor. 50.200 doları. Benim alarmlar ötüyor. Ortalık karışıyor falan. Ve bir anda Bitcoin ile biz nerede buluyoruz kendimizi? 51.816. 220 milyon dolar pozisyonun içinden sadece 50 milyon doları tırtıklayabilmişler. Kalanları stop koymuş. Belli ki stop olmuşlar. Bakın stop ne güzel hayat kurtarıyor. Stop olmayan o 50 milyon doları da cebe indirdiler. Onlar da stop koymayan, ekranın başında durmayan, işlemini takip etmeyenler. Her şey eminiz ya, düşüyoruz ya. Ben dün canlı yayında dile getirdim. Dedim ki şu an bir düşüşten bahsetmiyoruz. 46'ya kadar baskılayabilirler ama ben düşeceği için satmadım. Dünkü canlı yayın o bölümünü kesip sizlere editleyebilirim. Ben düşüyor diye satmadım. Ben önlem almak amaçlı sattım. Olur ya 46'ya düşerse 46'dan alırım. Yok bitcoin tekrar gidiyorsa sattığım yerden bir daha alırım. Aradaki kardan elde ettiğim zarar umurumda olmaz. Ya ben trade yapmayı öğretmeye çalışıyorum size. Scalp için ayrı eğitimler veriyoruz. Day trade için ayrı eğitimler veriyoruz. Ve sen istiyorsun ki benimle veya x bir izlediğin youtuberla aynı kapasiteye çok hızlı bir seviyede erişmek istiyorsun ve hemen zengin olmak istiyorsun. Ya öyle bir dünya yok. Gerçekten öyle bir dünya yok. Day traderlık bambaşka bir şey benim bu yaptığım day traderlık. Doğru bölgeden sat, doğru bölgeden al. Doğru bölgeye gelmezse sattığın yerden al. Bu bir trade yöntemidir. Spot piyasa için çok güzel bir yöntem. Kaldıraçta çok çalışmaz. Ama spotta çok iyi çalışan bir sistemdir. Ki ayı sezonunda biz zararları bu sistemle kurtarmayı başardık. Bunu zaten spotta yapıyorum. Sadece Bitcoin ve Ethereum üzerinde yapıyorum. Altcoin'ler üzerinde yapmıyorum. Altcoin'lerde tamamen hodula yatmış durumdayım. Ama altcoin'lerde hodula yatmamın nedeni de zaten Bitcoin gibi Ethereum gibi bir fondan her seferinde al satla bir şekilde gelir elde ettiğim için skalpa yoğunlaşmak fırsatım daha fazla oluyor. Yani geliyorum buraya skalpa yoğunlaşıyorum. Yeşil okları görüyorum. Açıyorum işlemimi taşıyorum pozisyonumu dirence kadar. İşte açıyorum yeşil okta pozisyonu taşıyorum dirence kadar. Bana diyorsun ki bize bu işi öğret. Hani bize direnç ver, destek ver, nasıl gireceğimizi... Aa veriyorum işte bu sadece diyorsun ki reklam yapıyor. Lan oğlum siz manyak mısınız ya? Bana kendimi delirttireceğiniz en sonunda. Bak sistemi vermişim buraya. La bu sistemi ben de kullanıyorum ya. Bak banda. Bandı görüyor musun? Nerede vermiş longu? Longu verdiği yere bak ya. Burada veriyor. 1.87.44'lü long veriyor. Daha pozisyon kapatılmamış. 1.97.43. Daha trende yeni gelmişiz. 1.95 long. 1.95. 90 bandın trendi. Daha trende yeni gelmişiz. Hedeflere gideceğiz bir de. Yani. Anlatabiliyor muyum? Allah aşkına. Biraz akıl mantık. Bakın Yalvarıyorum ya. Ben ben yalvarıyorum size. Normalde umurumda olmaması lazım. Girip yayınımı açıp konuşup patır patır çekip gitmem lazım. Ya yalvarıyorum size. Boğa sezonunda kazandınız, kazandınız, kazanamadınız. Geçmiş olsun. Bak geçmiş olsun. Abi kurban olayım ya. Ya biraz şu çakraları bir açın ya. Bir aç. Önce ne yapmak istediğine karar ver. Spot mu trade edeceksin? Day trade mi yapacaksın? Yoksa işte gelip scalplara mı katılacaksın? Future son yatırım yapacaksın? Kaldıraç bağımlısı mı olacaksın? Ne olacaksın? Önce ona bir karar ver. Ben sana bir şekilde dilim döndüğü kadar yol gösteririm. Sen yeter ki iste. İste. 6 ay 7 ay daha sana yol gösteririm. Ondan sonra ben de kapatacağım şarteli. Bıktım YouTube'dan. Bıktım Twitter'dan. Bıktım yani YouTube'dan. O yüzden yanlış anlamayın sizlerden bıkmadım aradaki parazitlerden bıktım. O yüzden bırakacağım. Ben de kapatacağım şarteli. Şu boğa bitsin. Bırakacağım YouTube'un YouTube'u. İstemiyorum artık. Şimdi gelelim. Blackrock.com'a. Blackrock.com'daki havuz 5.103 milyar dolar oldu. Her gün takip ediyorum kendilerini. En yakın takipçilerinden bir tanesiyim. 5.103 milyar dolarlık havuz elde etti Blackrock. Bence bu 8'i de geçecek gibi duruyor. Yani böyle bir Böyle bir 20 milyar, 30 milyar dolar bir para toplasa bilekrak efsane olur. Neyse biz Bitcoin konusuna bir geri dönelim. Burayı bir bitirmeye çalışalım. Şimdi Bitcoin'de 53.782 dolarda bir direnç var. Bu dirence kadar Bitcoin gidebilir mi? Gidebilir. Yani şu an için gitmemesi için önünde hiçbir neden yok. E, farkındaysanız ısı haritasına da baktık. Hiçbir açılmış short pozisyon yok şu an. Shortçuların canını öyle bir yaktılar ki pozisyon yok. Şu an short pozisyon yok. Sadece long pozisyonlar var piyasada. Longçuları biraz daha böyle arttırmak isteyebilir market maker. Aynı shortçulara yaptığı taktikte. Hani 53'ü deneyelim. Biraz millet long pozisyona akın etsin. Şöyle bir 200 milyon dolar daha bir 250 milyon dolar daha bir hacim oluşsun içeride. Bam diye basalım 46'ya veyahut da 46,5'a veyahut da 47,346'ya bir basalım. Şu longları da bir temizleyelim demek isteyebilirler. Onun harici biz zaten haftalık kapanış yayınımızı yapmıştık. Ve haftalık kapanışta Bitcoin'in çok pozitif bir haftalık kapanış yaptığını sadece kaldıraçtan dolayı piyasayı baskılamak isteyebileceklerini dile getirdik. Benim kendi düşüş beklentim 20 Şubat. Hala da dile getiriyorum. 6 gün kaldı. Ben 20 Şubat'tan itibaren piyasada düşüş bekliyorum. Hala düşüş yönlü bir beklenti içerisinde değilim. Sadece kendimce yatırımımı önlem alıyorum. İşte trade ediyorum. Buna trade etmek deniyor zaten. Bu seferki trade'de artık 49800 değil de benim için önemli olan destek noktası artık bu saatten sonra 50200 benim için önemli olan destek noktası. 5200'ün altına sarkarsa satarım. 5200 50 50200 üzerinde kalıcı olduğu sürece satma. Ne Bitcoin'imi ne Ethereum'umu. Bir de Ethereum'a son olarak girmek istiyorum. Bitcoin'i e herhalde anlatmışımdır. 53 782 tirenç. Bu dirençten sonra bir baskıyla karşı karşıya kalabilir Bitcoin. Burayı geçiyorum. Ethereum tarafına geldim. Ethereum sonunda hedefine çok yaklaştı. Asıl Ethereum'ları satmak gerekir mi? Asıl soru konu bu. Çünkü dün canlı yayında da gösterdim. Dedim ki arkadaşlar Bitcoin Ethereum paritesi düşerken Ethereum Bitcoin paritesinin artması bizim için pozitif ama en pozitif olay kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin dominansıyla Tether dominansının kolerasyon halde hareket etmesi. Şu an burada Bitcoin dominansı da yavaş yavaş artmaya başladığı için Tether dominans düşüyor ama Bitcoin dominans artmaya devam ettiği için Ethereum hareket edemiyor. Ethereum 2753 dolara kadar geldi ve kaldı. 2868 ve 2947 hedefleri. Asıl milyon dolarlık soru bana sorarsanız 2868 ve 2947 Ethereum satılmalı mı? Ben şu taktiği uygulamayı planlıyorum. Bu gene benim kendi görüşüm. Kendi düşüncem. Saygı duyarsınız duymazsınız bilmiyorum. Hodlcular için zaten hiçbir sıkıntı yok. 2.868 ve 2.947 dirençlerini denerse büyük ihtimal ben satarım. Ama tekrar alım emri atarım. Nereye atarım? 2950'ye atarım. 2960'a atarım. Bir alım emri atarım sattıktan sonra. Olur da Ethereum yoluna devam ederse, Bitcoin 60 bin dolarları görürse, ve Ethereum'da yoluna devam eder 3400-3500 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştirirse dışarıda kalmak istemem. O yüzden sattığım yerin biraz üstüne alım emri girerim. Ethereum başına bir 30 dolar 40 dolar önemli değil zaten çok güzel kar ediyoruz Ethereum'dan. Daha sonra beklerim. 20 Şubat'ta bir düşüş öngörüm var bakalım çalışacak mı diye. Olur da Bitcoin bu düşüşü gerçekleştirirse ben 2900 dolarlardan satmayı başardığım Ethereum'larımı en kötü ihtimalle destek trendinde 2300'den en iyi ihtimalle 2158'de 2141 dolardan bir daha alır. Arada çok büyük bir fiyat farkı yok gibi gözüküyor. Benim için çok büyük bir fiyat farkı var. Oldukça yükle Ethereum'a sahibim çünkü. Bu yüzden bunu trade ederim. Ama şimdilik benim için hedef noktasına gelmiş değiliz. Buradaki alarmım kaybolmuş. Alarmımızı atalım dursun ya da alarm var ben görmüyorum. Neyse konumuz bu. Ethereum tarafında da beklentim bu şekilde diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın 23.00'da zaten canlı yayında olacağız. Aynı zamanda altcoin'ler boğa sezonu sonunda nereye kadar gidebilir? Yine devam edeceğiz. Bu sefer soru cevap üzerinden gitmeyi düşünüyorum. UCP'ye kadar gelmiştik en son. Buradan aşağıya sepeti taramayacağım. Sizlerin çete yazdığı altcoin'lere bakmaya niyetliyim altcoin'lere bakacağım. Yıl sonu hedeflerine bakacağız. Olur da olası bir düşüşte nereye kadar geri çekilebilir? Nerede güzel bir alım fırsatı verebilir? Onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bitcoin yükselmeye devam ederse ilk dirençler ve ilk hedeflerle bunları tartışmaya çalışacağız. O yüzden yarınki 23.0 yayını lütfen kaçırmayın. Çünkü yayın sizin için açılıyor. Sizin altcoin'lerinize bakacağız. Kendi sepetime bakmaktan vazgeçtim. Son olarak kapatmadan önce 24 saat canlı yayındakiler beni öldürecekler. Şu an herkes işlemde ve ben onların işlemlerini baltaladım. Ee, ama son bir şey daha söylemem lazım. Market cap 1 trilyon dolara geldi. 950 milyar dolar hala da bizim için çok kritik bir destek noktası. Görevi görecek. Bitcoin'in düşünün derinleşip derinleşmeyeceğinin kararını bize verecek olan yer 950 milyar dolarlık market cap desteği olacak. Ama market cap uzun zaman sonra Bitcoin cephesinde 1 trilyon dolara geldi. Ve bu üzüldüğüm konu bu kaldıraç sayesinde yani futures'dan kaynaklı bu seviyelere ulaşabildi Bitcoin. Ben dilerdim ki Fidelity ve BlackRock'tan gelen parayla olsun. Alınma da olacak inşallah. Burada şöyle bir durum öngörüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki de Bilek havuzu genişledikçe ve Bitcoin üzerindeki hakimiyetini büyüttükçe aynı zamanda Fidelity'de kaldıraçtaki volatilite düşmeye başlayacak ilerleyen dönemde. Artık market maker'ı kafasına göre bastım çekti mi biraz daha zor yapmaya başlayacak çünkü marketi domine edecekler. Yani spot market domine edildiğinde kaldıraç tahtasıyla spot arasındaki marjı çok açamazlar. Sen ne kadar kaldıraç yüklenirsen yükten babalar panik satışı yapmayacağı için spot piyasada marjinde bitcoin e örnek veriyorum 40'a düşerken spotta 50'de kalacak. Bu da marjin tarafının yöneticiler tarafından bir kere daha tartışılması için çok büyük bir e, nasıl diyeyim malzeme olacak. Ellerine bir koz geçmiş olacak ve kaldıraçı sonunda kapatacaklar bu gidişle. Belki bir yıl belki iki yıl sonra. Market Maker akıllıysa eğer spot piyasayla o makası o kadar açtırmazlar. Olabildiği kadar yakın tutarlar. O zaman da profesyonel olarak kaldıraç yapanlar çok daha büyük paralar kazanır. Çok derin bir konu aslında. Sadece bunu özel bir video bile çekmem lazım. Ama e, biz biraz daha havuz büyüsün. Şuranın daha da büyüdüğünü görelim. Biraz daha keyiflenelim. Şöyle 15-20 milyar dolarları falan görelim. O zaman bununla ilgili, bu konuyla ilgili detaylı bir video çekmeyi de düşünüyorum. Ben 24 saat canlı yayın arkadaşların geri vereyim. Onlar 24 saat canlı yayına bakarken biz şöyle son konuşmamızı yapalım, sonra kapanışımızı yapalım. Bakın. Eleştirebilirsiniz. Olabilir. Çüfür etmediğiniz sürece, saygısızlık yapmadığınız sürece. Fikirlerinizi dile getirebilirsiniz ki çok hoşuma gidiyor. İnsanların fikirlerini dile getirmeleri benim çok hoşuma gidiyor. Bazen kaçırdığım şeyleri görmemi sağlıyorlar. Biz insanoğlu hata yaparak yaşayan canlılarız. Hatadan ders almak diye bir şey yoktur bence. Hatadan ders alınmaz. Anlatabiliyor muyum? Hata vardır, yapmışsındır bir daha yapmamaya çalışıyorsun. Bu bir ders alma biçimi değildir. Bu benim düşüncem. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. benim anlattığım şeyler illa olacak diye bir şey yok. Ben varsayımlar üzerinden ilerliyorum. Bu bir. İkincisi, gerçekten olabilitesi olan şeylerin üzerine daha çok düşüyorum. Yayınlarda net olarak düşüyorum. Yani diyorum ki işte 49.800 üzerine giderse alırım. Yani gerçek bir düşüş beklemiyorum şimdilik. Ben önlem almak amaçlı sattım diyorum mesela. Sen orada neyi dinliyorsun? Bu adam sattı düşüş bekliyor diyorsun. Ya da şimdi bu adam alınca yazar ben dağılarım diyorsun. Hayır. Benim öyle bir hükümlülüğüm yok. Ben yatırım danışmanı değil. Kimseye yatırım tavsiyesi de vermemeye özen gösteriyorum. Onun yerine eğitim veriyorum. Ekran paylaşıyorum. Sizler verdiğim eğitim üzerinden ekranları takip ederek gelir elde ediyorsunuz. Bu çok daha mantıklı. Ki bu da bir yerden sonra sizin balık tutmayı öğrenmenizi sağlıyor ve kendi kendinize işlem açma, yani kendi kendinize yetebilmenizi sağlıyor. O saatten sonra beni sadece haber odaklı kullanmaya başlıyorlar ya da dinlemeye başlıyorlar. Bu piyasada çok olacak biliyorum. Boğa sezonlarında da oldukça fazla olacak biliyorum ama ben üzülüyorum onlar adına. Çünkü sonra kaybedecekler. Kaybettiklerine günah keçisi muhtemelen beni ilan edecekler. Veyahut da takip ettikleri yayıncıları ilan edecekler. Ama unutmayın sadece senin yüzüne kaybettim dersin. Ama kaybeden sen olursun. Benim cebimden 5 kuruş gitmez. Senin paran gider. Eğer bu yapıyla bu kafayla devam ederseniz. O yüzden biraz daha yapıcı kendinizi geliştirici olmanızı istiyorum bu da benim sizden beklentim ve isteğim diyelim. Benden bu kadar. Yarın 23.00'da görüşmek üzere. Gönülden seviliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda videonun altına fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı da almak çok isterim. Bir de son olarak bugün ne yapmışız? Bakın buradaki gelirler e, sahte gelirler değil. Bu arkadaşlarımızın hepsi birer birey bu kanalda mutlular. Bakın mutlular. Neden mutlular? Çünkü bir şekilde gelir elde etmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Ve gelir elde etmelerini başarabiliyoruz. Ve bu benim başarım değil arkadaşlar. Buradaki gelir elde edişler sizin başarınız. Ben sadece eğitim veriyorum ve bir ekran paylaşıyorum. Karşılığında da sizden para istemiyorum. Ama buradaki başarı, bu %31'lik başarı, bu %551'lik başarı sizin başarınız. Benim başarım değil. Ben bunlarla övünmüyorum. Ben bunu sağlayabildiğiniz için kendinize bu geliri elde edebildiğiniz için mutlu oluyorum tam tersi. Ben bunlarla reklam yapsam bizim YouTube kanalımız bugün 100.000'e ulaşırdı. Ben bunlarla reklam yapsam bizim şu an Discord kanalımız 30 bin bin olurdu. Ben kendi yayınımda çıkıp bunu gösterdiğimde reklam yaptığımı sanıyorsunuz. Hayır. Reklam yapmıyorum. Övünüyorum. Hoşuma gidiyor. Bu kadar basit. Şurada bir arkadaşım çizim yapmış. Bunu yapmak da yasak. Bunu silelim. Diyerekten sizlere veda edeyim. Gönülden seviyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 20:00'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.